Evet değerli izleyicilerimiz, şu anda soğuk su girişindeyiz. Gördüğünüz gibi geçen gün maalesef çok sevdiğimiz değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Bunlardan en önemli sebeplerinden biri şu gördüğünüz refüjlerdeki boşluklar. Şu anda refüjdeki boşluğu görüyorsunuz. Allah muhafaza, olur ya herhangi bir nedenden dolayı yoldan çıkan arabanın buraya geldiğini düşünün. İşte buraya gelen arabanın da gördüğünüz gibi karşısına çıkan demir korkuluklar vasıtasıyla ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Bunun bir örneğini geçen gün gördük. Maalesef biraz hızı fazla olan arkadaşımız ki daha henüz olay kesinleşmedi. Ne olduğu da belli değil. Evet, kullanmış olduğu taksi şu gördüğünüz arkada gördüğüm refüjlere saplandı ve onunla beraber bir hayli 20-30 metre kadar yaklaşık yol aldı ve maalesef bunun sonucunda da arkadaşımızı kaybettik. Şimdi akıllardaki soru şu, eğer bu refüjlerde böyle bir takım boşluklar olmasaydı belki de arkadaşımız kurtulacaktı. Çünkü arabanın bu refüje vurduğu andan tekrar yola doğru savrulacağını düşünüyorum. Ama refüjlerin açık olması gördüğünüz gibi böyle kazalara ve hayat kaybetmeye de neden oluyor. İşte burada gördüğünüz gibi yollar eşildi. Tabii ki alt çalışmalar vardı ve bu yollar eşildikten sonra refüj böyle bırakıldı. Evet, şimdi yetkililere buradan seslenmek istiyorum. Bunların vebali kimden sorulacak? Bir an önce yıkıp hizmet yapacağız diye yolları yıkıp böyle bırakanların bir an önce bu yaptıklarını temizlemenin gerektiğini düşünüyorum. Hoşçakalın.